İlk teşkilat-ı esasiye kanunumuzun tarihçesi. Saygıdeğer efendiler, bu telgrafımda temel maddeleri bildirilmiş olan teşkilat-ı esasiye kanunu, bu tarihten henüz 10 gün önce, yani 20 Ocak 1921'de meclisten çıkmıştı. Bu kanun, meclisin ve milli hükümetin durum ve yetkisini, şekil ve niteliğini tespit ve ifade eden ilk kanundur. Meclis, 23 Nisan 1920'de açıldığına göre, bu ana kanunun meclisten çıkarılabilmesi için 9 ay kadar bir zamanın geçmesi zorunlu olmuştu. Bu zorunluluğun nereden doğduğu hakkında bir fikir verebilmek için izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunayım. Bilindiği üzere meclisin açılmasından hemen sonra pek gerekli esasları içine alan bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu bu esasları ilk günden yürürlüğe koymuş ve uygulamaya başlamıştı. Bir yandan da kurulmuş olan Temel Haklar Komisyonu bu önerge metni esas almak üzere bir kanun tasarısı hazırlamaya başladı. Nihayet 4 aylık bir süre sonunda bu komisyon Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve işleyişiyle ilgili kanun maddeleri başlıklı 8 maddelik bir tasarıyı meclise getirdi. 18 Ağustos 1920 tarihinde çok acele görüşülmesi kararıyla gündeme alınan bu kanun maddelerinin uzunca bir gerekçesi vardı. Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'nin tarifini yapan satırları arasında şu cümleler yazılıydı. Halife ve padişahın tutukluluğu ve diğer olayların da buna eklenmesiyle ortaya çıkan güçlük karşısında kurulan meclisimizin sonsuz olarak bugünkü şekliyle devam etmesini kabul etmek, aşırı ve özel durumlara doğal bir şekil vermek olur. Halbuki olağan dışı durumların süreklilik kazanamayacağı bir kuraldır. Buna göre çiğnenen hilafet ve saltanat hakkıyla millet ve vatanın bağımsızlığı yeniden kazanılıncaya ve kabul ettirilinceye kadar bu durumun devamı ancak ana hedef olan bu kutsal gayelerin gerçekleşmesiyle meclisin doğal bir duruma girmesi uygun görülmüştür. Onun için ikinci maddenin birinci fıkrası amacın gerçekleşmesine kadar şartına bağlanmıştır. Gerçekten de meclisin ne zamana kadar toplanmakta devam edeceği konusunda belirli bir süre ve sınır konmamıştır. Bu sebepler ve bu görüş dolayısıyla daha 1920 Ağustos'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durum ve niteliği bakımından devamlı olmadığı inancının hakim olduğu anlaşılıyor. Kanun maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini kendinde toplar, devlet idaresini doğrudan doğruya ve tek başına ele almıştır şeklindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin bile gerekçeye göre geçici olması lazım geleceği doğaldı. Niteliği bakımından geçici olan bir kuruluşun yetkisi de var olduğu sürece mevcuttur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve kararı mecliste olduğu gibi benimsendi. Hatta meclis üyelerinden birçoğu maksadın açıklanmasında komisyonun ifadelerini eksik bularak bu ifadelere açıklık getirilmesi teklifinde bulundular. Dediler ki birinci maddenin başına hilafet ve saltanatla vatan ve milletin bağımsızlığı kurtarılıncaya kadar şeklinde açıklık verecek kısmı eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleşmesine kadar ifadesi yerine de aynı açıklığın verilmesi gerektiği ileri sürüldü. Bu konu hayli tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri yalnız hilafet kelimesini koyalım, saltanatı da içine alır dediler. Bazı hoca efendiler buna razı olmadılar. Hilafet manevi bir görevdir görüşünü ileri sürdüler. Hilafette ruhbanlık yoktur itirazına hoca efendiler, saltanat yalnız hükmettiği memleketleri içine alır. Hilafet ise bütün dünyadaki Müslümanları kapsar diye cevap verdiler. Bu tartışmalar günler ve günlerce devam etti. Çatışan görüşlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum şekil ve yetki geçicidir. Hilafet ve saltanat makamı otoriteyi ele alıp faaliyete geçme fırsatını bulunca siyasi teşkilatla ilgili esasların ne olduğu bellidir, bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey düşünmek söz konusu değildir. Hilafet ve saltanat makamı yeniden işler duruma gelinceye kadar Ankara'ya toplanmış olan bir takım insanlar geçici tedbirlerle çalışacaklardır. Hilafet ve saltanat konuları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklamalar. Buna karşı olan görüşte açıklık yoktu. Saltanat millete geçmiştir. Saltanat kalmamıştır. Hilafet de saltanat demektir. O halde onun da varlığının bir anlamı yoktur şeklinde açık ve kesin konuşulamıyordu. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda
meclise bazı açıklamalar yapmayı yararlı saydım. Ortaya atılan duygu ve düşüncelere gerekli cevapları verdikten sonra başlıca şu görüşleri ileri sürmüştüm. Türk milletinin ve onun tek temsilcisi bulunan Yüce Meclis'in vatanın ve milletin bağımsızlığını, hayatını kurtarmaya çalışırken hilafet ve saltanatla, halife ve sultanla bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çıkarlarımız gereğidir. Eğer maksat bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakattan ayrılmadığını söylemek ve belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların vatan ve millet aleyhinde kullandıkları bir maşadır. Buna halife ve padişah deyince millet onun emirlerine uyarak düşmanın emellerini yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Hain veyahut makamının güç ve yetkilerini kullanması yasaklanmış olan kişi zaten padişah ve halife olamaz. O halde onu tahttan indirip yerine derhal diğerini seçeriz demek istiyorsanız buna da bugünün durum ve şartları elverişli değildir. Çünkü tahttan indirilmesi gereken kişi milletin yanında değil düşmanların elindedir. Onun varlığını yok sayarak bir diğerine bağlanmak düşünülüyorsa bugünkü halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki kabinesiyle bugün olduğu gibi makamında oturup faaliyetini devam ettireceğine göre millet ve yüce meclis asıl gayesini unutup da halifeler davasıyla mı uğraşacaktır? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Özet olarak bu konu geniş, nazik ve önemlidir. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Meseleyi kökünden çözmeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyacağımız kanuni esaslar varlığımızı ve bağımsızlığımızı kurtaracak olan millet ve meclisini ve milli hükümeti güçlendirmeyi hedef almış bir anlam ve yetkiyi içine almalı ve ifade etmelidir. Efendiler, bu açıklamalarımdan bir hafta önce ben de meclise bir tasarı vermiştim. 13 Eylül 1921 tarihli olup siyasi, sosyal, idari, askeri görüşleri özetleyen ve idari teşkilatla ilgili kararları içine alan bu tasarı meclisin 18 Eylül 1921 tarihli toplantısında okundu. İşte bu tarihten daha 4 ay geciktikten sonra yürürlüğe giren ilk teşkilatı esasiye kanunu bu tasarıdan çıkmıştı. Londra konferansına katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir. Şimdi arzu buyurursanız İstanbul'la haberleşmeye devam edelim. Tevfik Paşa 27 Ocak tarihli bir telgrafıyla tekrar etti. Bakanlar Kurulu Başkanlığından şu cevap verildi. 30 Ocak 1921 Ankara İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine İtilaf Devletleri politikasında Türkiye lehine görülen son gelişmeler milletin fedakarca kararının eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Anlaşması'nı tümüyle reddetmesi üzerine ortaya çıkan şu durumdan milli çıkarlarımıza en elverişli sonuçların elde edilmesi, Londra Konferansı'na katılacak delegelerin doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmiş ve gönderilmiş olmasıyla mümkündür. Uğursuz Sevr Anlaşması'nı imzalamış bir kurulun mirasçısı durumunda olan kurulunuz delegelerinin vatan ve millet için yararlı olan sonuçları elde edebilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan vatanın yüksek çıkarlarını düşünerek bu barış görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi delegelerini milli birliği tam olarak gösterecek bir şekilde serbest bırakmaklığınız gerekir. Bundan dolayı bir taraftan önceki tebligatımızla ilgili görüşmeleri takip ve yürütmekle birlikte bir yandan da aşağıdaki kararları derhal kabul ederek yerine getirmeniz rica olunur. 1. Londra Konferansı'na katılacak Türkiye Kurulu yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek ve gönderilecektir. 2. Bu delegeler kuruluyla birlikte gitmesini gerekli gördüğünüz bazı uzman danışmanlarla gerekli evrak ve belgeler tarafınızdan hazırlanacak ve kurula katılmak üzere yola çıkarılacaktır. 3. Bizim tarafımızdan gönderilecek delegeler heyetinin bütün Türkiye'yi temsil edecek tek kurul olduğunu da İtilaf Devletlerine bildireceksiniz. 4. Vaktin darlığı dolayısıyla kesin ve son olarak alınan bu kararların kabul edilmemesi halinde vatan ve milletin selameti adına doğacak tarihi sorumluluk tamamen kurulunuza ait olacaktır. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi. Delege gönderilmesi konusunda bizim ileri sürdüğümüz görüşleri yazılarımızda belirttiğimiz şekilde Tevfik Paşa İtilaf Devletleri temsilcilerine bildirmişse de bir telgrafın son fıkrasıyla aldığı cevabı mı bildiriyordu? Bu da açık değildir.
8 Şubat 1921, İstanbul, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Fransız kamuoyunu incitmemek için Kilikya'da saldırıdan kaçınılması, hayırseverliğinden şüphe edilmeyen bazı Fransız devlet adamlarının tavsiyesi üzerine Paris delegemiz tarafından büyük bir önemle bildirilmiştir. Sadrazam Tevfik. Osmanlı Devleti adamlarının belirgin özellikleri. Efendiler, bu gibi tavsiyeleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim saldırıdan kaçınmamızı tavsiye eden hayırseverin karşısındaki kimse, işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken, bu hayırsevere bize saldırıdan kaçınılmasını gerekenlere tavsiye edip etmediğini sormuş mudur acaba? Aldığı cevap olumsuzduysa onun hayırseverliğine nereden karar vermişti? Vatanımızı işgal edenlerin kamuoyunu gücendirmemeyi tavsiye edenlere vatanı işgal edilen milleti niçin incittiklerini ve incitmekte devam ettiklerini sormamak neden bu Osmanlı Devlet adamlarının belirgin özellikleri olmuştu? Kısacası saygıdeğer efendiler, görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla temelde düşünce ve görüşlerde anlaşmak mümkün olamıyordu. Nihayet konu meclise getirildi. Meclise iki teklifte bulundu. Biri memleketin durumunu ve milletin gayesini İstanbul'a açıkça bildirmek, ikincisi ayrıca davet yapıldığında Londra'ya bağımsız bir kurul göndermekti. Her iki teklifim de kabul edildi. Efendiler, meclisin görüş ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren telgraf aynen şöyleydi. Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı. Londra Konferansı'na davet dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasında telgraf haberleşmeleri genel kurulda okunmak şekliyle meclise bilgi verildi. Tevfik Paşa Hazretleri tarafından ileri sürülen görüşler, memleketin bugünkü durumu üzerinde kendilerinin açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da Ateşkes Anlaşması'ndan beri iki türlü hükümet birbirini takip etmiştir. Biri, damat Ferit'in başkanlığı altında çeşitli kimselerin katılmasıyla kurulan hükümetler ki, her ne pahasına olursa olsun, itiraf devletlerine karşı kesin olarak boyun eğme düşüncesini temsil etmiş ve memleketin kendi hakimiyet haklarını devam ettirmek için yaptığı sürekli fedakarlıkları düşmanlarla birlikte çalışmak şekliyle sonuçsuz bırakmayı özel bir politika haline getirmişti. Bu düşüncenin peşine takılanlar, memleketin kötülük ve hainliğe elverişli ne kadar nankör evladı varsa hepsini kışkırtarak ve silahlandırarak milli savunmaya kendilerini adayan vatanseverler aleyhine hiç durmadan kullandılar. İslam şeriatı adına yayınlanan sahte fetvaların Mir-i Miran, Beylerbeyi ünvanıyla ödüllendirilen anzavurlarla vatanın bağımsızlığı ve savunması aleyhine etrafa gönderdiği maddi ve manevi zehir ve bozgun kuvvetlerine karşı Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur oldu. Onlar düşmanlar hesabına cephelerimizi kaç defa arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk asrından beri şeref ve hak din adına cihad eden milletimiz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve memleket ne zaman tehlikeye düşmüşse, kanını bol bol akıtmaktan geri durmayan milletimiz, bu defa büyük vatandan arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş en son savunmasını yaparken, hükümet adını alan kurullar, düşmanlar hesabına düşman safları arasında kendi milletleri aleyhine çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim davetine karşı, Allah'ın bana bir emaneti olan bu memleketi ancak Allah'a teslim ederim diyen, son Bizans imparatorunun tahtına mirasçı bir hanedandan gelen bugünkü halife ve sultanın hükümeti, esir olmamak isteyen milleti kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci aşama o hükümetlerin ve onlarla birlikte olanların bozguna uğramasıyla son buldu. İkinci türlü hükümet Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleri kuruldur. Bunlar gaye bakımından Anadolu savunmasına taraftar olduklarını söylemekle birlikte uygulama bakımından memleketin samimi olarak elde etmek istediği barışa asla affedilmeyecek bir gaflet ve inatla engel olmakta devam ediyor. Saltanat Şurası'nda İtilaf Devletleri'nin uzattığı esaret belgesini ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet adamları ve ayan üyeleri bütün memlekette hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen geçersiz bir kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul bağımsızlıkla esaretin, hürriyetle mahkumiyetin birbirine zıt ve ters düştüğü iki ayrı parça halinde kalmıştır.
Biz memleketin esir edilmiş, iradesini kaybetmiş, parçasını hür ve bağımsız olan kısma katmak istiyoruz. İstanbul'un devlet adamları bütünü oluşturan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendini şeref ve sağlamlıkla savunan hür kısmı esir ve mahkum durumdaki küçük parçaya bağlamak ve katmak istiyorlar. Bütün Anadolu'yu, hürriyet ve bağımsızlığına aşık bütün memleket çocuklarını ve bugünkü zulüm görmüş İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un hasta ve hürriyetten yoksun bir kuruluna boyun eğmeyi hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimiz tarafından kabul ve ilan edilen ve bütün memlekette uyulan Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz gereğince egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Bu temel ilkeler karşısında delegelerimizin İstanbul'a giderek oradan seçilecek bir kurula katılmasına ve oranın vereceği bir yetki belgesiyle dünyaya karşı milli davamızı savunmayı üzerine almasına imkan yoktur. Eğer isterseniz fiili ve haklı olarak mutlak bağımsızlığı bulunan bütün idari teşkilatıyla memleketi yöneten ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek memlekete barışın yollarını açan meclisimizin delegeler kurulunu memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi kurulumuzu kendimiz göndermek kararını zaten almış bulunuyoruz. Bizce istenilen ve gerekli görülen bu kararımıza verilecek cevabın bir takım sözler değil fiili davranışlar olmasıdır. Londra konferansına katılmamız. Efendim. Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve müstakil bir delege heyeti kuruldu. Heyet, Londra konferansına özel olarak davet edildiğimiz takdirde katılmak üzere ve bu arada geçecek zamandan da yararlanmak maksadıyla Antalya üzerinden Roma'ya hareket ettirildi. Heyetimiz, İtalya Dışişleri Bakanı Conte Sforza vasıtasıyla konferansa resmen davet edildikleri kendilerine bildirildikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra konferansı 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e kadar devam etti. Hiçbir olumlu sonuç vermedi. İtilaf devletleri İzmir ve Trakya'daki nüfus durumuyla ilgili olarak kendileri tarafından yapılacak bir araştırmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delege kurulumuz önce bunu kabul etmişti. Fakat Ankara'dan yapılan uyarı üzerine sonradan araştırmanın yapılmasını Yunan idaresinin buradan çekilmesine bağlamak teklifinde bulundu. İtilaf devletlerinin Sevr Anlaşması'nın diğer hükümlerinin tarafımızdan samimiyetle ve itirazsız olarak uygulanmasını sağlamak istediği anlaşılmıştı. Delege kurulumuz bununla ilgili tekliflere de ret niteliğinde cevaplar vermişti. Yunan delegeleri araştırmayı hiç kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine İtilaf devletleri Türk ve Yunan delege kurullarına bazı teklifleri içine alan bir proje vererek hükümetlerinden bu projeler için alacakları cevapların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. Bizim delege kurulumuza verilen projede Sevr Anlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarma ve özel birliklerin sayısını bir parça arttırmak. Memleketimizde kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak. Boğazlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konmuş bulunan sınırlamaları biraz hafifletmek. Bayındırlık işleriyle ilgili imtiyaz verme hakkımız üzerine konmuş sınırlamaları da biraz hafifletmek. Bundan başka adli kapitülasyonlar, yabancı postaları, Kürdistan'la ilgili olarak Sevr tasarısında değişiklikler yapılmasını ümit ettirecek bazı belirsiz vaatler. Bu teklifler projesinde Ermenistan sınırlarının tespiti işi Birleşmiş Milletler'in göndereceği bir komisyona bırakılmaktaydı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Fakat İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, İzmir ilinin güvenlik işleri İtilaf Devletleri subayları tarafından idare edilecek, bu ildeki jandarma kuvveti nüfus oranına göre çeşitli unsurlardan kurulacak, şehre Birleşmiş Milletler tarafından bir Hristiyan vali tayin edilecek, İzmir ili Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak bir yıllık vergi ödeyecekti. İzmir ili için teklif edilen bu çözüm şekli 5 yıl sonra taraflardan birinin isteği üzerine Birleşmiş Milletler'ce değiştirilebilecekti. Delegeler daha yoldayken başlayan Yunan saldırısı. Efendim, İtilaf devletleri delege kurulumuz aracılığıyla yaptıkları tekliflerin cevabını almayı beklemeden daha delegelerimiz yoldayken Yunanlılar
bütün ordusuyla ve bütün cephelerimize karşı saldırıya geçtiler. Görüyorsunuz ki efendiler, Yunan taarruzu, konferans ve barış hikayesini bize zorunlu olarak terk ettiriyor. Şimdi izin verirseniz size bu saldırıyı ve sonucunu bildireyim. Yunan ordusunun Bursa ve doğusunda önemli bir grubu, Uşak ve doğusunda diğer bir grubu vardı. Bizim de kuvvetlerimiz Eskişehir'in kuzeybatısında, Dumlupınar'da ve doğusunda olmak üzere iki grup halindeydi. Bundan başka Yunanlıların İzmit'te bir tümenleri, bizim de ona karşılık Kocaeli grubu bulunuyordu. Yunanlıların Menderes boyundaki birliklerine karşı da birliklerimiz vardı. Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 günü ileri harekata geçtiler. İsmet Paşa komutasında bulunan Batı Cephesi birlikleri, bildirdiğim gibi Eskişehir'in kuzeybatısında yığınak yapmıştı. Karar, savaşı İnönü mevzilerinde kabul etmekti. Ona göre tedbir alınıyor ve hazırlıklar yapılıyor. Düşman 26 Mart akşamı İsmet Paşa'nın işgal ettirdiği mevzilerin sağ kanadı ilerisine yanaştı. Ertesi günü bütün cephede karşılaşmalar oldu. Düşman 28'de sağ kanadımıza saldırıya geçti. 29'da her iki kanattan saldırdı. Düşman yer yer önemli başarılar elde ediyordu. 30 Mart günü şiddetli savaşlarla geçti. Bu savaşların da sonucu düşman lehine oldu. İkinci İnönü zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum. Bundan sonra sıra bize geliyordu. İsmet Paşa 31 Mart günü karşı saldırıya geçti ve düşmanı yenerek 31 Mart 1 Nisan gecesi geri çekilmeye mecbur etti. Böylece inkılap tarihimizin bir sayfası 2. İnönü Zaferi ile yazılmış oldu. Efendiler, düşman çekilirken Batı Cephesi komutanıyla 1 Nisan günü yapılan yazışmalar o günün duygularını tespit eden belgelerdir. O duyguları yeniden canlandırmak için izin verirseniz o günkü yazışmalardan bazı telgrafları olduğu gibi okuyacağım. 1 Nisan 1921 Metristepe. Saat 18.30'da Metristepe'den gördüğüm durum. Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan bir düşman müfrezesi sağ kanat grubunun saldırısıyla düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde karşılaşma ve faaliyet yok. Bozöyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı Cephesi Komutanı İsmet. 1 Nisan 1921 Ankara. İnönü Savaş Meydanı'nda Metristepe'de Batı Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin bağımsızlık ve varlığı dahice idealiniz altında görevlerini şerefle yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Adınızı tarihin şeref abidelerine yazan ve bütün millete size karşı sonsuz bir minnet ve şükran duygusu uyandıran büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar, milletimiz ve kendiniz için yükseliş parıltılarıyla dolu bir geleceğin ufkuna da baktığını ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Hazretlerine. Zulüm ve zorbalık dünyasının en zalimce hücumlarına karşı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün yetenek ve kuvvetlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Mustafa Kemal Paşa. Kahraman askerlerimiz ve subaylarımız adına askerlerimizle avcı hatlarında omuz omuza vuruşan tümen ve kolordu komutanları adına takdir ve tebriklerinize büyük bir iftiharla teşekkürlerimi arz ederim. Batı Cephesi Komutanı İsmet. Güney Cephesindeki Harekat. Saygıdeğer efendiler, İnönü Muharebe alanını ikinci defa yenilerek terk eden ve Bursa'ya doğru eski mevzilerine çekilen düşmanın takibinde piyade ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri anılmaya değer yararlılıkları anlatamayacağım. Yalnız genel askeri durumu tam olarak açıklayabilmek için izin verirseniz Güney Cephemize giren bölgede yapılan harekatı özetleyeyim.
Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa'nın emrinde bulunan 3 piyade tümeni Dumlupınar'da hazırlanmış bir mevzide bulunuyordu. Bundan başka bir süvari tümeni ve bir de süvari tugayı vardı. Bu mevziğin sol kanadında bulunuyordu. Güney Cephesi Komutanı'nın aldığı görev düşmanı bu mevzide durdurmaktı. Uşak doğusundaki mevzilerimizden hareket eden 3 piyade tümeni ve bir kısım süvari Dumlupınar mevzilerine saldırdı. 26 Mart'ta birliklerimiz mevzilerini terke mecbur oldu. Güney Cephesi Komutanı bundan sonra kuvvetlerini esaslı bir hatta durdurmayı ve yeniden düzen almayı başaramadığı için kuvvetler ikiye ayrıldı. 8. ve 23. piyade tümenleriyle 2. süvari tümeninden meydana gelen kısmı kendi emri altında Altıntaş'a doğru çekildi. 57. piyade tümeniyle 4. süvari tugayından meydana gelen öteki kısım Fahrettin Paşa'nın emri altındaydı. Düşman bütün kuvvetiyle Fahrettin Paşa kuvvetlerine yönelerek doğuya yürüdü. Refet Paşa kuvvetlerine karşı Dumlupınar'da yalnız bir piyade alayı bıraktı. Refet Paşa sonradan 23. tümeni Altıntaş üzerinden güneye Fahrettin Paşa emrine verdi. Altıntaş yönünde düşmanın hiçbir hareketi olmadığı anlaşılınca Refet Paşa yanında bulunan kuvvetlerle kuzeye getirtildi. Doğuya doğru ilerleyen düşmana karşı Fahrettin Paşa kuvvetleri çeşitli yerlerde savaşlar vererek Afyon'un doğusuna çekildi. Düşman Afyon Karahisar'ı işgal ettikten sonra Çay-Bolved'in hattına kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düşman karşısında Fahrettin Paşa 57. ve 23. tümenlerle birlikte güneyden Adana bölgesinden gelen 41. tümeni de alarak bir karşı hat oluşturdu. Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma. Efendiler, askeri strateji konusunda fazla düşünce ileri sürmekten kaçınma taraftarı olmakla birlikte Yunan ordusunun bu defaki genel saldırı planında göze çarpan bir yanılmaya işaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uşak grubunun Dumlupınar'dan sonra Eskişehir'e doğru yürümesi gerekirdi. Afyon üzerinden Konya'ya doğru yönelmesi, kuvvetlerini asıl kesin sonuç alacağı alandan uzaklaştırarak işe yaramaz ve tehlikeli bir durumda bırakmıştır. İnönü'ndeki başarı bizim tarafa kaldıktan sonra bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an önce hızla geri çekilmelerini sağlamaktan başka bir şey düşünemeyeceklerine şüphe yoktu. İnönü'nde zafer kazanan kuvvetlerimiz Eskişehir Altıntaş üzerinden Dumlupınar'a yönelerek bu mesafenin önemli bir kısmında demir yolundan fazlasıyla yararlanma imkanı bulunduğuna göre Afyonkarahisar'ın doğusunda bulunan Yunan grubu geri çekilme hattını kesebilir ve böylece pek büyük bir ihtimalle o grubu büyük bir felakete uğratabilirdi. Nitekim bu düşüncenin uygulanmasına geçmekte bir an gecikilmemiştir. İlk serbest kalan tümenler derhal Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa'nın emrine verilerek harekete geçirilmiştir. İnönü Meydan Savaşı'ndan alınan sonuç üzerine Yunan ordusunun Uşak grubu derhal geri çekilmeye başladı. Refet Paşa 7 Nisan 1921 tarihinde komuta merkeziyle Çöğürler'de, 4. ve 11. tümenler Altıntaş bölgesinde, 5. Kafkas tümeni ve kuvvetli bir alay durumunda olan Meclis Muhafız Taburu Çöğürler güneyinde, 1. ve 2. süvari tümenleri Kütahya bölgesinde bulunuyorlardı. Fahrettin Paşa, Çay ve Afyon'dan çekilen düşmanı kovalayıp sıkıştırırken, Refet Paşa da düşmanın Aslıhanlar civarında bulunan bir alayına bu saydığımız kuvvetlerle yani 3 piyade tümeni ve bir taburla taarruz etti. Bir taraftan da kuzeyden daha 2 tümen, 24. ve 8. tümenler güneye doğru gönderildi. Aslıhanlar'daki Yunan alayı Refet Paşa'nın saldırısını durdurdu ve çok zaman kazandı. Bu süre içinde geriden gelen birliklerle 2 tümene kadar desteklendi. Bu kuvvetler Afyon'dan çekilen kuvvetlerin kendilerine katılmalarını sağladı. 12 Nisan 1921 günü Refet Paşa'nın emrinde kuzeyden güneye ve doğudan batıya saldıran kuvvetlerin toplamı şöyleydi. Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24, doğudan ilerleyen 57, 23 ve 41. tümenler ki toplam olarak 8 piyade tümeni ve bir piyade taburu, 1. ve 2. süvari tümenleri çok uzak mesafelerden dolaştırılarak ve ancak düşman yenildiği takdirde etkili olabilecek, fakat o günkü savaşta hiç de işe yaramayan düşman gerisindeki Banas hedefine gönderilmişti. Refet Paşa'nın komutası altına verilen kuvvetler saldırılarında başarı kazanamadılar. Aksine fazla can kaybı oldu.
Düşman Dumlupınar mevzilerine hakim olarak yerleşti ve orada kaldı. Refet Paşa kuvvetleri de Dumlupınar'ın 10 kilometre kuzeydoğusunda olmak üzere Aydemir, Çalköy, Selki Saray hattına çekilip durdu. Aslıhanlar Muharebesi diye anılan bu çarpışmalar bu şekilde sona erdi. Refet Paşa kendi yenildiği halde düşman yenilmiş sayıyordu. Efendiler, savaş sırasında savaş hatlarındaki bazı kısımların ileri geri dalgalanışı ve özellikle Afyon doğusunda bulunan düşman tümenlerinin Dumlupınar'ın ilerisinde bıraktıkları bir alaylarının yenilip saf dışı edilememesi yüzünden düşman kuvvetleri Dumlupınar'a kadar çekilme imkanını bulabilmiştir. Bundan sonra Yunan kuvvetlerinin sağlam bir savaş hattı tutmak üzere geri yürüyüşleri Refet Paşa'nın savaşının sonucu hakkında yanlış bir yargıda bulunmasına yol açtı. Gerçekten de Refet Paşa kendi yenildiği halde düşmanın yenilip geri çekildiğini sandı ve bunu 5 gün süren Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde düşmana son darbenin vurulabildiğini bildiren telgrafıyla bize de haber verdi. Biz de pek tabii memnun olarak büyük takdir ve tebriklerde bulunduk. Fakat durumu iyice anlamak için telgraf başında kendine sorduğum sorulara aldığım cevaplardan durumun bildirildiği gibi olmadığı şüphesine düştük. Sonunda anlaşıldı ki düşman kendi maksadına ve genel durumuna uygun olarak Dumlupınar'da savunması kolay, hakim ve sağlam bir mevzi alıyordu. Aksine Refet Paşa'nınsa biraz geride bütün kuvvetleriyle Aydemir, Çalköy, Selki Saray hattını tutması gerekti. Efendiler, durum sakinleşmeye başladıktan sonra Refet Paşa'nın komuta ettiği orduda kendine karşı güvenin kalmadığı anlaşıldı. Durumu yerinde incelemek üzere Ankara'dan Fevzi Paşa Hazretleri, Batı cephesinden de İsmet Paşa birlikte bizzat Refet Paşa'nın komuta merkezine gittiler. Refet Paşa'nın komuta durumunun bir süre daha devamı tercih edilmekte olduğundan konuyu ona göre bir hal çaresine bağladılar. Fakat zaman geçmeden bu durumun devam ettirilmesinin mümkün ve doğru olmadığı düşüncesi belirdi. Bu sebeple ben bizzat Fevzi ve İsmet Paşaları alarak Refet Paşa'nın yanına gittim. Durumu yakından inceledim ve konuyu derhal şöyle bir çözüme bağladım. Refet Paşa'nın komutası altında bulunan Güney Cephesini Batı Cephesine bağlayarak İsmet Paşa'nın komutasına verdim. Kendine de Ankara'da bir görev verilmek üzere oraya dönmesi gerektiğini bildirdim. Refet Paşa, Türk ordusuna başkomutan olmak istiyordu. Refet Paşa Ankara'ya döndüğü zaman şöyle bir çözüm yolu düşünmüştü. İsmet Paşa artık Genelkurmay Başkanlığından istifa ederek kendini tamamıyla genişletilmiş olan Batı Cephesi Komutanlığı'na verecek. Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa Hazretleri de vekaletle yürütmekte olduğu Genelkurmay Başkanlığı'nı asil olarak üzerine alacak. Ondan boşalacak Milli Savunma Bakanlığı görevini de Refet Paşa yapacak. Refet Paşa aslında yine askeri bir görev almak istiyordu. Fakat benim bulduğum çözüm yolunu beğenmedi. Diyordu ki, Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa'nın görevinden çekilmesini gerektiren bir durum yoktur. İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığından ayrılmasını zorunlu buluyor ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız çözüm şeklinin ona göre düzenlenmesi mümkündür. Ben her nasılsa Refet Paşa'nın düşüncesinde gizli olan maksadı birdenbire kavrayamadım. Çünkü biraz sonra anlar gibi olduğum görüş asla hatırıma gelmemişti. Anlayamadığım noktayı açıklatmak için kendine sordum ve dedim ki, yani siz mi Genelkurmay Başkanı olmak istiyorsunuz? Gerçi açık bir cevap vermedi ama ben maksadının tamamen bundan ibaret olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şu görüşü ileri sürdüm. Genelkurmay Başkanlığı bizim teşkilatımıza göre bugün fiili olarak başkomutanlık makamıdır. Siz daha Türk ordusuna başkomutan olacak vasıfları kazanmış değilsiniz. Bunu hatırınızdan çıkarınız. Refet Paşa verdiği cevapta dedi ki, öyleyse ben de Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmem. O sizin bileceğiniz iştir dedim ve bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve izin alarak Kastamonu ormanlarında Ecevit denilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilişi bundan sonra ortaya çıkan başka bir durum üzerine olmuştur. Londra konferansından dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler. Saygıdeğer efendiler, 2. İnönü Zaferi'nden sonra Londra'ya gitmiş olan delegeler kurulumuz geri döndü. Konferansın olumlu bir sonuca varmamış olduğunu biliyorsunuz. Fakat delegeler kurulu başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya diplomatlarıyla ilişki ve görüşmelerde bulunarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu.
Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşme gereğince elimizde bulunan bütün İngiliz esirlerini geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de bize kendi ellerinde bulunan esirlerimizi iade edeceklerdi. Yalnız Türk esirleri arasında Ermenilere ve İngiliz esirlerine zulüm veya kötülük yapmış olduğu iddia edilenler serbest bırakılmayacaktı. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak demek, Türk uyruklu olanların Türkiye içindeki hareketleri üzerinde yabancı bir hükümetin bir çeşit yargı hakkını onaylamak olur. Bu sözleşmeyi kabul etmemekle birlikte, İngilizler bazı Türk esirlerini serbest bıraktıklarından, biz de karşılık olarak elimizde bulunan İngiliz esirlerinden bir kısmını serbest bıraktık. Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İstanbul'daki İngiliz komiseri arasında yapılan anlaşma üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutuklularıyla elimizde bulunan bütün İngiliz tutuklularının karşılıklı olarak serbest bırakılması kararlaştırılmış ve bu karar uygulanmıştır. Efendiler, Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında sırf kişisel olarak da Lloyd George'la bir görüşme yapmış. Aralarında söylenen sözler steno ile yazılmış. Bu zabıt imza da edilmiş. Fakat ben Bekir Sami Bey'in elinde bulunan sayfa hakkında bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bekir Sami Bey'den bu sayfayı istettimse de bakanlığa gönderdiği bir mektupta o zaman bu sayfa tercümelerinin bana gösterildiğini, gerek aslının gerek tercümelerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyada bırakıldığını bildirmişti. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda da hiç kimsenin bu belge metni hakkında bilgisi yoktur. Ben de belirttiğim gibi hiçbir vakit haberdar edildiğimi hatırlamıyorum. Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Monsieur Briand arasında da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleşme imza edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile milli hükümet arasındaki düşmanlığa son verilecek. Fransızlar silahlı çetelere, biz de mücahitlerimize silahlarını bıraktıracağız. Zabıta kuvvetlerimize Fransız subayları alınacak. Fransız tarafından kurulacak zabıta kuvvetleri olduğu gibi kalacak. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin ekonomik gelişmesi için yapılacak faaliyetlerde üstünlük hakkı ve ergani madenlerini işletme hakkı da Fransızlara verilecek ve benzeri. Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilmemesinin sebeplerini sıralamaya gerek yoktur sanırım. Bekir Sami Bey, İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Kont Sforza ile de 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşme gereğince İtalya'nın konferans sırasında İzmir ve Trakya'nın bize verilmesi konusundaki isteklerimizi desteklemesine karşılık biz de İtalyan devletine Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan tayin edilecek kısımlarında ekonomik faaliyetler için üstünlük hakkı tanıyacaktık. Bundan başka bu bölgelerde Türk hükümeti veya Türk sermayesi tarafından yapılamayacak olan ekonomik işlerin İtalyan sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan Türk şirketine devri kabul edilmekteydi. Elbette bu sözleşmede hükümetimizce redden başka bir işlem göremezdi. Efendiler, İtilaf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler Kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin SEV projesinden sonra aralarındaki imzaladıkları üçlü anlaşma, Accord Tripartite adı verilen ve Anadolu'yu nüfuz bölgelerine ayıran bir anlaşmayı milli hükümetimize başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktır. İtilaf devletlerinin politikacıları bu maksatlarını Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlar. Bekir Sami Bey'i Londra'da konferans görüşmelerinden çok teker teker yapılan konuşmalarla oyalamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Milli hükümetin bağlı bulunduğu prensiplerle bu prensiplere bağlı bir Dışişleri Bakanı'nın tuttuğu yol arasındaki uyuşmazlığı açıklamak maalesef mümkün değildir. Bekir Sami Bey ikinci defa Avrupa'da bulunduğu sırada bana bazı hususları bildirdiği gibi dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirmiş olduğu hususlarda gerek raporunda yer alan bazı düşünceler ne yazık ki Bekir Sami Bey'in Türk milletinin gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ülküsünü tam olarak kavramış ve o çerçeve içinde hareket etmekte olduğundan şüphe ettirmeyecek ve tereddüde düşürmeyecek nitelikte değildi.
Bekir Sami Bey, Avrupa temaslarının üzerinde bıraktığı etki ve anlayışlara göre görüş ileri sürüyordu. 12 Ağustos 1921 tarihli bir şifreli telgrafında bizim politikamızı eleştirdikten sonra diyordu ki, daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyaset takip etmek memleketi sürüklendiği büyük bir çıkmazdan kurtarabilir. Olaylar bir bütün olarak incelenerek memleketi selamete çıkaracak bir tutumu benimsemek şarttır. Aksi takdirde tarih ve millet karşısında hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız. Milletin mutluluğu ve Müslümanlığın selameti adına isabetli bir tutumun benimsenmesini ve bir an önce bildirilmesini rica ederim. Bekir Sami Bey ne olursa olsun barış yapmak istiyor. Bekir Sami Bey her ne pahasına olursa olsun barış yapma taraflısıydı. Bu görüşünü 24 Aralık 1921 günlü raporunda şöyle açıklıyordu. Savaşın sürüp gitmesinin bu memleketi, bu milletin varlığını tehlikeye koyacak kadar yıkıp yok edeceğini ve katlanılan bütün fedakarlıkların boşa gitmiş olacağını kesinlikle düşünmekteyim. Savaşın devam ettirilmesinin dış ve iç düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceğini, korktuğumuz bela ve felaketleri memleketin başına kendiliğinden çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Zat-ı devletlerinin üzerine düşen görev, dünyada hemen hiçbir siyaset adamının omuzlarına yüklenmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 asırda değil, belki 15 asırda bir kimseye ancak kısmet olabilen bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Her türlü aşırılıktan sakınarak bugünün yararları uğruna geleceğin gerçek yararlarını feda etmeyerek, Türklükle beraber bütün İslam dünyasının geleceğini güven altına almak için pek yakın bir zamanda fazlasıyla gerçekleştirilebilecek milli ve İslami gayeyi kurtarmak ve güçlendirmek için hatta geçici olarak fedakarlığa bile katlanmak sayesinde zat-ı devletlerinin dünya tarihinde ölümsüz bir isim kazanması ve Müslümanlık binasına yeni bir şekil veren şahsiyet olması mümkündür. Aksi halde Türk milletinin ve bütün Müslümanlık dünyasının esaret ve aşağılığa mahkum olacağı bendenizce şüphesizdir. Adınızı kıyamet gününe kadar bütün Müslüman kuşaklar için kainatın övüncü olan Yüce Peygamber Efendimiz'den sonra en kutsal bir at ve yadigar olmak üzere arkanızda bırakmak şerefini ve fırsatını kaybetmemenizi, vatanseverlik ve Müslümanlık gereği olarak bildirmeyi bir kutsal görev sayarım efendim hazretleri. Bekir Sami Bey bütün bu düşüncelerle özet olarak esaretten ve aşağılıktan kurtulmak için kendinin Londra'ya yaptığı sözleşmeler çerçevesinde milli mücadeleye son vermeyi teklif ediyordu. Efendiler, Bekir Sami Bey'in bu düşünceleri bende olumlu bir etki yaratmamıştı. İleri sürdüğü düşünceler ve bunların dayandığı mantık, kendiyle görüşme ve tartışmanın bile gereksiz ve yararsız olduğu kanaatini uyandırmıştı. Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar. Efendiler, Yüce Kurulumuzu biraz da Büyük Millet Meclisi içinde kendini gösteren durumlarla temasa getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Büyük Millet Meclisi'ne milletçe üye seçilirken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kurulları da ikinci seçmenler arasında bulundular. Buna göre denilebilir ki Büyük Millet Meclisi bütünüyle aynı zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasi bir grubu niteliğindeydi. Gerçekten de başlangıçta bu yolda hareket edilmişti. Cemiyetin temel ilkeleri Meclis Genel Kurulu'nun da temel ilkeleri durumundaydı. Biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas Kongresi'nde tespit edilen ilkeler İstanbul'daki son meclisi Mebusanca'da kabul edilip desteklenerek Misak-ı Milli adı altında özetlenmişti. Bu ilkeler 1. Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilerek o çerçeve içinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesine çalışılıyordu. Fakat zaman geçtikçe mecliste ortaklaşa bir çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler belirmeye başladı. En basit konularda oylar dağılıyor, meclisten iş çıkamıyordu. Bazı kimseler bu duruma bir çare olmak üzere 1920 yılının ortalarında bir takım gruplar meydana getirme faaliyetine geçtiler. Bütün bu faaliyetler meclis görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlama ve görüşülen konular üzerinde oyları dağıtmadan olumlu iş çıkarma gayesini güdüyor. Yeri geldiğinde arz etmiştim ki ilk anayasamıza kaynaklık eden 13 Eylül 1920 tarihli bir programı meclise sunmuştum. Bu programın mecliste
18 Eylül'de okunan kısmından başka buna esas olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin temel niteliğini ve yönetim şekliyle ilgili görüşleri tespit eden ve meclisin açılışından sonra okunup kabul edilen önergemi de bu kısımla birlikte Halkçılık Programı adı altında bastırmış ve yayınlatmıştım. Belirttiğim gruplar benim bu programımdan ilham alarak bir takım ünvanlar takınmaya ve programlar tespit etmeye başladılar. Bir fikir vermiş olmak için bu gruplardan belli başlıların adlarını sayayım. A. Tesanüt, Dayanışma Grubu. B. İstiklal Grubu. C. Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Müdafaa-i Hukuk Topluluğu. D. Halk Zümresi, Halk Topluluğu. E. Islahat Grubu. Bu gruplardan başka isimsiz olarak özel maksatlı bazı küçük grupların da faaliyet halinde oldukları anlaşılıyordu. Efendiler, bu isimlerini saydığım gruplardan her biri meclis görüşmelerinde disiplini sağlamak ve oyları birleştirmek maksadıyla kurulmuş oldukları halde varlıkları aksini gösteriyordu. Gerçekten de sayıları çok, üyeleri sınırlı olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste neredeyse bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Hele Teşkilat-ı Esasiye Kanunu meclisten çıktıktan sonra, yani Ocak 1921 sonlarında meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genellikle her konuda toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha güçleşmeye başladığı görülüyordu. Çünkü Misak-ı Milli'nin tespit ettiği ilkelerde kayıtsız şartsız düşünce ve gaye birliği yer aldığı halde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ortaya koyduğu görüşlerde tam bir birlik sağlanmış görünmüyordu. Mevcut grupları birleştirmek veyahut mevcut gruplardan birini destekleyerek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ancak bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya benim el atmam zorunlu olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup kurulmasına karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta şuydu. Grup, Misak-ı Milli ilkeleri çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesi için milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gereken hedeflere yönelterek kullanacak, memleketin resmi ve özel bütün kuruluş ve tesislerinin bu ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması. İkinci nokta, grup devlet ve milletin teşkilatını Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun koyduğu ilkeler çerçevesinde sırasıyla şimdiden tespite ve hazırlamaya çalışacaktır. Efendiler, bütün grupları ve meclis üyelerinin çoğunu davet ederek bu iki esas üzerinde birleşmelerini sağladım. İşaret ettiğim bu ana madde ve bundan sonra grubun iç tüzüğüyle ilgili olan maddeler 10 Mayıs 1921 günü yapılan toplantıda kabul edildi. Grup genel kurulunca seçildiğim için grubun başkanlığında üzerime almıştım. Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var olduğu gibi, onun aynı ad altında mecliste de bir siyasi grubu kurulmuş oldu. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın yapmaktan çekindiği iş, ancak onların dağılmasından 14 ay sonra Ankara'da yapılmış oldu. Bu grup, 1. Büyük Millet Meclisi'nin devam ettiği sürece hükümetin görev yapmasına yardımcı olabilmiştir. Fakat grup tüzüğündeki ana maddenin ifade ettiği ikinci noktayı anlamlı bulanlar oldu. Bu gibiler duygularını açıklamamakla birlikte bu noktada toplanan anlam ve gayenin gerçekleşmemesi için derhal faaliyete geçmekte gecikmediler. Olumsuz faaliyet diye vasıflandırabileceğimiz bu tür faaliyetler iki şekilde ortaya çıkmaktaydı. Birincisi, grubun içine düşünceleri karıştırma ve görüşülecek konularda aleyhte bir durum yaratma şeklinde oluyordu. Hoca Raif Efendi, Muhafazayı Mukaddesat Cemiyeti kuruyor. İkincisi, memleket içinde ve yine teşkilatımız içindeydi. Bu noktayı açıklayan en belirgin örnek, Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin ve bazı arkadaşlarının grubun kurulmasından önce ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkmasından hemen sonra giriştikleri faaliyettir. Arzu ederseniz bu konuda biraz bilgi vereyim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti'nin adını değiştirdiler. Muhafazayı Mukaddesat Cemiyeti dediler. Mevcut cemiyet ilkelerinin başına da hilafet ve saltanat makamının
ve devlet şeklinin olduğu gibi bırakılmasını sağlayıcı bir takım eklemeler yapmışlar ve bu faaliyetlerini öteki illere, özellikle Doğu illerine de bir takım bildiriler göndererek yaymaya kalkmışlardı. Ben bu durumu öğrenir öğrenmez Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın dikkatini çektim. Hoca Raif Efendi'yi ve arkadaşlarını uyararak bu türlü faaliyetlerden vazgeçilmesini rica ettim. Sarıkamış'ta bulunan Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum'da bulunan Hoca Raif Efendi arasında bazı yazışmalar olduktan sonra Raif Hoca bizzat Paşa'nın komuta merkezine gitmiş, orada Muhafaza-i Mukaddesat adının kullanılmasındaki sebepleri açıklarken demiş ki, maksat halifelik ve padişahlık haklarını korumak, memleketin ve İslam dünyasının bugünkü ve gelecekteki hayatı için büyük uyuşmazlık ve sakıncalar doğuracak olan Cumhuriyet idaresinden kesinlikle sakınmaktır. Hoca, Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun hilafet ve saltanat idaresini cumhuriyete dönüştürme maksadı güttüğü hissedilmektedir görüşünde bulunduktan sonra bu gibi faaliyetleri tanımakta mazur olduklarını bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askeri ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır diyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli şifreli telgrafında kendi de ileri sürdüğü görüşler arasında diyordu ki, hükümet şekliyle ilgili esasları Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tespit etmiş olduğu görülüyor. Halbuki bendeniz bu kanun hükümlerinin olsa olsa bir parti programı halinde kalmasını, uygulamada ortaya çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü bölgenin çok yakından tanıyabildiğim duygu ve düşüncelerine göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu desteklemek üzere kurulan gruba girmiş olanların çoğu, yeni bir rejim değişikliğinde memleket kaderinde söz sahibi olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni nitelikte teşkilat fikirlerini benimser. Milletvekillerinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na taraftarlıkları ancak kişisel görüşlerinden gelebilir. Devlet şeklinin bu büyük ve tarihi değişiklik faaliyetlerinde memleketin geleceğinden hep birlikte sorumlu olan askeri ve sivil devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinden gereği gibi görüş alınması ve durumun olağanüstü bir mecliste incelendikten sonra karara bağlanması gerekir düşüncesindeyim. Efendiler, kesin zaferden sonra 2. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zaman bile Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetelerine verdiği demeçte öteden beri süre gelen duygularını ve şikayetlerini Cumhuriyet ilanını bize sormadılar şeklinde özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından olağanüstü yetkiler verilerek gönderilmiş üyelerden kurulu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu kanuna hem de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na karşı bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi, devlet teşkilatının değişmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için askeri ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa-i hukuk merkezlerinin görüşlerinin alınması gerektiği inancında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa, benim müdafaa-i hukuk grubuyla olan ilgime de karşı çıkarak, bendeniz zatı devletlerinin bu gibi siyasi partilere girmemesini özellikle uygun bulmaktayım dedikten sonra benim tarafsız olarak kalmamı tavsiye ediyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına 20 Temmuz 1921'de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevabın bazı hususları aydınlatmaya yarayacak olan noktalarını belirtmekle yetineceğim. Cevabımda demiştim ki, müdafaa-i hukuk grubu memleketin bağımsızlığını tam olarak sağlamak gibi kısa ve kesin bir maksatla kurulmuştur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun uygulanma durumu da gayesi içindedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bütün idare sistemini ve Türkiye hükümetinin hukuki durumunu gösteren ayrıntılı ve tam bir kanun olmayıp, memleketin mülki ve idari teşkilatında zamanın şartlarının gerektirdiği halkçılık ilkesini ifade eden bir kanundan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Raif Efendi'nin saltanat şeklinin cumhuriyetçiliğe dönüştürmek istendiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Meclisteki grup merkezinde kendilerine önemli işler verilen kimseler arasında kişilikleri ve geçmişteki davranışlarıyla eleştirilebileceklerin bulunduğu yolundaki iddia ise
daha açık bir ifadeyle doğrulanmaya muhtaç bir durumdadır. Her işi bütün idari yetenekleri ve kişisel faziletleriyle mükemmel yetişmiş adamlara vermek pek değerli ve tatlı bir dilek olmakla birlikte kendi toplumumuz için değil dünyanın en ileri gitmiş milletleri için bile her çevre, her bölge ve her meslek sahibi tarafından saygıya değer görülecek bu kadar çok adam bulmak imkansızdır. Hayali ve gerçek dışı düşünce ve iddialarla memleketin kendine dayanabileceği tek kuvveti ve teşkilatı yıpratacak engellemelere başvurmak, eğer cahilce bir çılgınlık değilse, herhalde bir hainlik olarak kabul edilmelidir. Zat-ı devletlerince de bilinir ki, ilerleme yolunda girişilecek her önemli faaliyetin kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların en alt düzeye indirilebilmesi için, alınacak tedbir ve yapılacak girişimlerde kusur etmemek gerekir. Bundan sonra efendiler, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılırken sivil ve askeri devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinin düşüncelerini almak konusundaki görüşümü de şöyle açıkladım. Zat-ı devletlerince de bilindiği üzere bir hükümet şeklinde yaşıyoruz ve onun bütün şartlarına uymak zorundayız. Kanunun meclis komisyonlarından sonra genel kuruldaki tartışmalarıyla ortaya çıkacak şekli üzerinde uzaktan alınacak düşüncelerle etkili yapılamayacağı elbette kabul buyrulur. Kazım Karabekir Paşa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında niçin acele edildiğinin, bunun uygulanmasından doğacak güçlüklerin nasıl giderileceğinin, hilafet ve saltanat konusundaki görüşümüzün ne olduğunun açıklanmasını da istemişti. Bu noktalarla ilgili cevaplarımda demiştim ki, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında acelecilik sayılan tutumun sebebi, bütün dünyada ve memleketimizde belirmiş olan halkçılık akımını sağlam bir şekilde tespit ederek bu konuda başka türlü karışmalara yer vermemek, aynı zamanda yüzyıllardan beri yetersiz kimseler elinde boyuna kötüye kullanılan millet haklarını korumak için bu hakların asıl sahibi olan millete de söz hakkı tanımak ve bu yüksek düşüncenin gelişmesi için bugünkü olağanüstü şartlardan yararlanmaktır. Kanunun ne dereceye kadar uygulanabileceğini ölçmek için de bu işle uğraşmaya fırsat bulacakların azim ve irade yeteneğini hesaba katmak gerekir. Ortada hilafet ve saltanat meselesi diye başlı başına bir mesele yoktur. Söz konusu olan padişahın haklarıdır. Onun belirlenmesi ve sınırlandırılması için son birkaç yüzyılın tecrübeleri ve devlet kavramındaki millet haklarının gerçek anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda şimdilik tespit edilmiş kesin bir kuralımız yoktur. Kazım Karabekir Paşa'nın grup başkanı olmayıp tarafsız kalmaklığım konusundaki teklifine verdiğim cevapta da şu düşünceleri ileri sürmüştüm. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan gibi bir meclisin başkanı değilim. Böyle bile olsa bir partiye bağlı olmak doğaldır. Halbuki Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yetkisi de bulunduğundan bir bakıma hükümet niteliğindeki bir meclisin başkanı bulunmaktayım. Yürütme yetkisi de bulunan bir başkan için çoğunluk partisinden olmak pek gereklidir. Buna göre geniş bir programla ortaya atılmış siyasi bir partinin başkanı da olabilirim. Bütün kimliğimle karışmış bulunduğum cemiyetten ayrılmaklığım mümkün olmadığı gibi o cemiyetten doğmuş olan grup içinde bulunmaklığım da zorunludur. Aslında grup hemen hemen meclis genel kuruluna yakın büyük bir çoğunluğu içine almaktadır. Dışarıda kalanlar Erzurum milletvekillerinden Celalettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile benzeri davranışlarında serbest kalmak isteyen birkaç kişiden ibarettir. İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da siyasi görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Efendiler, Ankara'da bulunan İzzet ve Salih Paşalar bir türlü Ankara'ya ısınamadılar. İstanbul'da ailelerinin yanına gitmelerine izin vermemiz için doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan boyuna rica ediyorlar ve İstanbul'a dönüşlerinde siyasi hiçbir görev almayacaklarına söz veriyorlardı. 1921 yılının Mart ayı başlarında İsmet Paşa'nın bazı işler için Ankara'ya gelmiş bulunduğu bir sırada paşalar ricalarını yenilediler. Bir gün İsmet Paşa'nın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantı halindeyken Ahmet İzzet Paşa daireye gelerek haber göndermiş ve İsmet Paşa kendiyle görüşmüştür. İzzet Paşa, bizim teklifimiz üzerine İstanbul'da görev almayacağına uzun uzadıya açıklamalarla söz vererek İstanbul'da ailesinin yanına gönderilmesi için izin rica etmiş, Salih Paşa'nın da aynı şekilde söz vererek serbest bırakılması ricasında bulunduğunu eklemiş. İsmet Paşa bu açıklamayı ve bu ricayı Bakanlar Kurulu'na getirdi. Zaten varlıklarının milli işlerimizde yararlı olmadığı,
Aksine Ankara'da bir yük, bir ağırlık olarak bulundukları, üstelik bazı olumsuz akımlara da sebep oldukları anlaşılmış bulunduğundan, Bakanlar Kurulu bu paşaların İstanbul'a dönmelerinde bir sakınca görmedi. Fakat ben Ahmet İzzet Paşa ve arkadaşının verdikleri sözde ciddiyet ve samimiyet olmadığını, İstanbul'a döndükten sonra mutlaka İstanbul hükümetinde görev alarak bizi tedirgin etmekte devam edecekleri kanaatinde olduğumu söyledim. Namusları üzerine söz veriyorlar dendi. Bu sözlerini yazılı ve imzalı olarak verirlerse izin verebileceğimi söyledim. İsmet Paşa bu teklifimi yanımızdaki odada bekleyen İzzet Paşa'ya bildirdi. İzzet Paşa derhal bir kağıt kalem alarak kabineden çekileceklerini bir söz belgesi olarak yazmış ve imzalamış. Eğer yanılmıyorsam Salih Paşa'ya da imzalatmıştık. Ben bu kısa söz belgesini yeterli görmedim. Paşa'nın sözle anlattığı anlam ve genişlikte değildi. Hemen bunun bir aldatmaca olduğuna arkadaşların dikkatini çekerek İsmet Paşa'ya ağızdan anlattıklarını yazarak imza etsin dedim. İzzet Paşa'nın ağızdan bu kadar açıklama yapıp söz verdikten sonra başka maksatla bir söz yazmış olacağı tahmin edilmedi ve bu kısa sözün yeterli görülmesi istendi. İşte İzzet ve Salih Paşalar böyle aldatmaca bir belgeyle İstanbul'a gitmenin yolunu bulmuşlardır.